İyi pazarlar sevgili seyirciler. Bir Kalemler Kılıçlar programıyla daha birlikteyiz. Profesör Doktor Sayın Yalçın Küçük Hocam bu hafta yoğun gündemi farklı biçimde değerlendirecek bize. Gündemimizde ne var derseniz hemen söyleyeyim. Başta Türkiye'nin dünyada ün kazanmış ekonomi dalında, ekonomi alanında dünyanın en büyük firmalarından birinin başına gelmiş Muhtar Kent'le ilgili görüşleri olacak Sayın Hocam'ın. İkincisi Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan büyük bir araştırma var. Geçen hafta boyunca bütün gündemi işgal etti. Türkiye'de türban takılması nereden nereye geldi? 4-5 yıl içerisinde o var. Sonra Genelkurmay Başkanı'nın Amerikan Büyükelçisi'ne ne söylediğini irdelemeye çalışacağız. Ve nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün evlat edinmesi konusunda da Sayın Hocam'ın söyleyecekleri olacak hocam. Hemen söyleyeyim, sorayım hocam. Bir Türk olarak Muhtar Kent'in dünyanın dev şirketlerinden birinin başına gelmesi onur verici bir olay değil midir? Hayır, hayır, hiçbir alakası yok. Bir defa dev şirketlerinden bir tanesi değil, Amerikanizmin sembolü olan bir firmadır bu. Bir dünyaya, bir ülke kimliğini nasıl kaybeder? Evvela Coca-Cola girer, sonra hamburger, McDonald's girer. Orası neresi gittiği zaman orası Türkse Türk olmaktan, Arapsa Arap olmaktan, Kürtse Kürt olmaktan çıkar. Bizde biraz önce başladı bu. Bizde evet. Biraz daha önce başladı. Çünkü bizde bizim bu işten çıkışımız Missouri'nin gelişiyle başladı. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Missouri Ahmet Ertekün'ün babasının cenazesini getirdi. Muhtar Kent Ahmet Ertegün'ün yerine geçti. New York'taki Yahudi lobisiyle Türk lobisi arasında bağ kurar. Bu CEO'su oldu deniyor değil mi hocam? CEO nedir sizce? Bunu kimileri sokaktaki insan şöyle algılıyor. Yeni bir yaratık mıdır? Nedir? Ne değildir? Yabancı bir terim ya da uzaydan gelen bir uzay aracı mıdır? UFO'lar gibi CEO mu deniliyor falan diye böyle tartışmalar oldu. Biraz espri konusu oldu. Neden CEO? Yani bir Türkçe yani olarak. Utanmazdık. Chief Executive. Her şeyimiz gitti zaten. Her taraf İngilizce. Buraya gelirken görüyorum. Oto yıkama clean diye yazıyorlar. Biz Türklerin. Benim kitaplarım da var. Biz köksüzüz. Bunu iyice kabul edin. Şu hale bakın. Bir şirketin başına güya bir Türk. Bu sözüme dikkat edeceksiniz. Güya bir Türk geldiği zaman bütün Türkiye alıyor. Aşağılık kompleksinden ölüyoruz. Ne olur beğenmediğiniz Yunanilerin her adamları her şeyin başında. Şarkıcılar orada, Cumhurbaşkanı yardımcıları orada, hepsi orada. Neden bu kadar utanmaz bir şekilde. Abartı bu yani. Kendimize hiç güvenemiyoruz. Bir yerde bir kabak olsak önemli oluyoruz. Birinci nokta bu. İkinci nokta, CEO, o da CEO. Chief Executive of Something. Baş yönetici, baş icracı. Yani yönetim kurulu başkanı olmuyor yönetim, mu? Genel müdürün bir tak üstünde. Eskiden genel müdürdü. Şimdi her sokakta genel müdür olduğu için o CEO deniyor. CEO. O genel müdür, büyük bir genel müdür. Şimdi bunun bizimle ilgili tarafları var. Evvela onu söyleyeceğim. Bu Ertuğrul Özkök bizi taklit eder. Böyle başlık atmış. Kapitalizmin imparatoru. Biz burada kapitalizm bitti, çöktü, yıkıldı evet. Dediğimiz anda bunu söylüyor. Bir defa kapitalizmin imparatoru olmaz. Kapitalizm çok sayıda işletmelerden oluşur. Ve geçen haftalarda da söyledik. Kapitalizmde demokrasi özdeş denir. Demokrasilerde imparator olmaz. Ama bizimle söylüyor. Biz bunları bu kitaplarda söyledik. Onu da bazı izleyicilerimiz eksik anlamışlar. Bu biraz duygusal, biraz da şiirsel bir başlık olsun diye öyle. Hayır efendim galiba. Ne şiirle alakası var ne bir şey. Şimdi acaba şimdi Ertuğrul Özkök'e soruyorum. Evvela bunu da gösteriyorum. Yalçın Küçük'ün arşivinden. Kaç? 2001. Peki bu çocuk oraya gelirken, bu çocuk muhtarken oraya gelirken niye şundan bahsetmedin, arşivinden çıkartma? Burada o çocuğun babası var, Necdet Kent, onu söyleyeyim. Eski büyükelçi. Efendim daha öyle söyleyeceğim. Şimdi ne söyledik?
Bu Kemal Paşa Hazretleri ile ilgili kötü bir karikatür yapılmıştı. O karikatürü yapan yapımcının soyadı Medina. Medina. Medina veyahut Medine Yahudilerde belli bir soyattır. Bir kez daha söyledik. Hayim adını alırsın, ister Vitali dersin İtalyanlar gibi, ister Türkler gibi Hayati dersin. Medina adını da alırsın, istersen Medina dersin Türkiye'de. Ne demek Medine? Şehir demek. İstersen kent dersin. Demek ki muhtar kentin soyadı İbrani bir adın Türkçesidir. Öyle mi? Öyle. Şimdi Türk basını sıkılın biraz bunu gösterdiğim zaman. Kimmiş bu çocuğun babası? Bu çocuğun babası İsrail'den madalya almış. Benim kitaplarıma göre bu çocuğun babası 3 kişiyle beraber madalya almış. Ne yapmış bu çocuğun babası? Bu çocuğun babası ne yapmış? Güya 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'den binlerce Yahudi'yi kurtarmış. Uydurduklarını ben kitaplarımda gösterdim. Ama İsrail'in en büyük, dünya Yahudiliğinin en büyük madalyasını alan adamın oğlu. Eğer sizin babanız İsrail'den böyle bir madalya alırsa, haklı veya haksız, siz İsrail'in bir çocuğu olursanız oraya yükselirsiniz. Beni bırakma. Bunu daha göstereyim mi? Buradaki resmini de Ertuğrul Özkök yanlış koymuş. Bunu koymuş, sonra benim işaretim üzerine düzeltti. Mukadder Bey'in üzerini gördünüz. Görüyorsunuz değil mi? Necdet Kent, uydurma. Necdet Kent de İbrani asıllıdır. Muhtar Kent de İbrani asıllıdır. Ve İsrail'in en büyük madalyasını almıştır. İsrail'in en büyük madalyasını alanlar Coca-Cola gibi. Biz Türk solculuğunun 1964'te Coca-Cola içmeyin yarısı zehirdir diye kampanya başlattığımız böyle alıp bütün dünyayı sömüren bir şirketin başına gelir. Ha, size göre Türk'tür, o da getirenlere göre de İbrani'dir. Aldılar mı? Bu onlara ders olsun. Adnan Kaşıkçı'nın da geçmişi Kayserili Adana'ya dayanırdı. Biz de onu öyle almıştık. Bu biraz onlara daha ders olsun. Hocam. Bu onlara ders olsun. Biz burada varız. Ha, beni fazla zorlamasınlar. Türkiye'de de bazı şirketlerin, başta Coca-Cola, ancak İbrani asılların önemli yere geldiğini gösteririm. Ali Bozer'in oğulları da orada yükseliyor. Şu kitapları okusunlar. Bu kitapları okusunlar. Kenti de okusunlar, öbürünü de okusunlar. Bitiyor, baskıları bitiyor. Bu kitapları okusunlar. Evet. Onun için başlarına çakarız biz onu. İbrani asıllı olduğu için Ertekün öldü, yerine geçirecekler orada. Türkiye ile İsrail arasındaki bağları kuracaklar. Bu onlara ders olsun. Bu onlara ders olsun. Bir daha ben burada olduğum müddetçe de böyle Türkmüş bilmem. Ha, ayrıca da Perez'in daha geldi, üstünde durmadım. Niye geldi Perez? Böyle başta ailenle meclise getirdiler, mecliste İbranice konuştular. Ondan sonra boş gitti, orada töreni yaptı. Siz prova mı yapıyorsunuz? Ha, Perez'in konuşmasını iyi dinleyin. İbraniler bizlere Türk demezler. İsmaili derler. İsmail oğulları derler. Türk'ü başka adla kullanırlar. Orada da beni fazla söylettirmesinler. Evet. Ha! Bizim söyleyeceğimiz şudur. Benim ağzımı açtırıyor Ertuğrul Özkök ve Aydın Doğan. Bu ülkede onun için Jack Camhi'ye hiçbir itirazım yok. Ama bu ülkede madalyayı sadece İbranilere veya İbrani asıllara verilirler. Onun için hiçbir iş yapmamıştır Türkiye'ye. Bu kitapları getirdim. 3 haftadır söylüyorum. Birisi çıksın bir iş yaptığını söylesin. İsrail zaten yapacağını yapar. Kamyo olsa da olmasa. Bu ülkede madalyalar sadece İbrani asıllılara verilir. Mecliste de verilir. Bu ülkede sadece sokaklara ve yol caddelere, binalara İbrani asıllıların adı verilir. Sadece Abdi İpekçi'nin adı verilir. Taşa, toprağa. Ne yaptı bu adam? Ankara'da Abdi İpekçi, burada Abdi İpekçi, öbür tarafta Abdi İpekçi. O günleri hatırlar mısınız? Türk basınında çok iyi bir yeri vardı. Ne denirdi halk arasında? Bir şey, anlamsız bir laf söylediğin zaman Abdileşme denirdi. Abdi'nin baş yazılarından hiçbir şey çıkmazdı. Devam edelim. O tarafını tartışmıyorum. Ama ne yaptı?
Niye bu kadar her yere Abdi'nin adı veriliyor? Niye bu kadar Taşatır ve Lütfü Kırdar'ın adı veriliyor? Mehmet Ali Ağca'nın kurşunla hedef olduğu, öldüğü bir basın şehidi olarak bir genel yayın yönetmeniydi. Güzel, buna yıllarca itiraz etmiyorum. Ben her taşa, her parka, her Ankara'da ne işi var? O zaman hocam Süleyman Demirel ne yaptı da diye bir soru sormak lazım. Sayın Demirel'in de adı binlerce, yüzlerce yere verilmiş vaziyette. Süleyman Demirel Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı yaptı, Türkiye'de Başbakanlığı yaptı. Beğenirsiniz, beğenmesiniz, sırnağıyla bu ülkeler için çalıştı. Siz onu öyle sormayın. İlk defa Türkiye'de hiç çalışmamış bir kimse. Türkiye'de şöyle parmaklarına mı Abdullah Gül Çankaya'ya çıktı? Siz onu sorun. Evet. Süleyman Demirel'le ben çok muhalefet halindeydim. O başka. Söylediğimiz budur. Beni çok fazla söyletme. Benim söylediğim Ankara'daki parktaki adı ne? Buradaki adı ne? Lütfü Kırdar'ın niye bu kadar adı var? Benim söylediğim bu. Benim söylediğim şudur. Daha fazla söylemiyorum. Bunları yazdığım için. Kami'de öyledir. Öbürü de. Lütfü Kırdar da İbrani olduğu için, İbrani asıllı olduğu için verilir. Bu da budur. Bu da Türk olduğu için değil. İbrani asıllı olduğu için Coca-Cola'nın başına gelir. Çoğu da zaten öyledir. Vakit kaybetmeyelim, devam edelim. Ama istiyorsanız öyle, evet, siz öyle düşünebilirsiniz. Ben bilimi tuttum. Başka sokaklara, caddelere adı verilenleri söylemedim. Zavallı Ertuğrul yine de benim arkadaşım. Geçen haftalarda gösterdik. Bir de Yalçın Küçük'ün adına sokak koyduğunda dengeledi demek demiştir. Benim söylediğim budur. Ey Türk milleti! 4 gündür yapılan Muhtar Kent Bayramı bitmiştir. Karısının adı Dafne'dir. Dafne İbranilerin kullandığı bir isimdir. Oğlunun adı Cem'dir. Cem İpekçi'den, Cem Boyner'den, genellikle İbrani asıllılar kullanır. Bunların içinde 100.000 tane kitap yazdım. Bu onlara ders olsun. Bu onlara ders olsun. Ben burada varım. Hemen şeytanın avukatlığını yapacağım. İbrani asıllı ama başarılı, size göre başarısız olabilir ama Türkiye'de belli yerlerde olan insanlar. Şimdi sanki böyle bunlar olmamalıydı gibi, olmasın gibi bir şey çıkıyor. Hayır, hiç söylediklerinizi benim de hiç alakası yok. Ben iyi ki ya var. İbranilere karşı bir tavır gibi geliyor hocam. Hayır, hiç, ben gayet açık, iyi ki vardı. Onlar olmasa bu cumhuriyeti kuramazdık. Büyük yazarlarımız burada da ama onlar o zamanlar bunlar ortaya çıkmıyordu. Onların kalbi bu topraklar için çarpıyordu. Şu anda İsrail için çarpanları ben söylüyorum. Evet. Hiç. Bende hiç öyle şeyler yok. Haldeydi hanımı. Hepiniz mandacı söyle derdiniz. Ben rehabilite ettim. Büyük kadındır dedim. İbrani asıllı olduğunu biliyorum. Bana onu hiç kimse söyleyemez. İyi ki vardılar. İbrani asıllıları, Sabataistleri toplumumuzdan çıkartırsanız büyük edebiyatımız, büyük sanatımız kalmaz. Bunları söyleyen benim. Benim söylediğim bunlarla alakası yok. Bu çocuğun bununla hiçbir ilgisi yok. Bu çocuk oraya babasına İsrail madalya verdi. Yok yere madalya verdiği için getirilmiştir. Bunlarla benim söylediklerimin hiçbir ilgisi yok. Gözünüzü açıyorum ben. Evet, hemen şeye gireceğim ben buradan. Türkiye'de belli hizmetleri verenlerin de vermeyenlerin de hak ettikleri ya da hak etmedikleri tartışma konusu olan mevkilere gelmeleri. Hiçbir iş yapmadan dediniz Sayın Cumhurbaşkanı Gül, Cumhurbaşkanı koltuğuna geldi oturdu Sayın Cumhuriyetimizin ben kurucusu. Ben Cumhurbaşkanı koltuğuna geldi oturdu demedim. Çankaya çıktı dedim. İkisi birbirinden ayrı. Hiçbir meşruiyeti yoktur. 22 Temmuz seçimi gayrimeşrudur. Eğer yaptıkları referandum doğruysa az hamile olmaz insan. 5 yıla indirilmez. Sıfırdır o. Onu mu soruyorsunuz? Bunu mu göstermemi istiyorsunuz? Kim yazmış bunu bana? O zamanki Dışişleri Bakanı sıfatını taşıyordu Sayın Abdullah Gül. Evet. Ne demiş? Burada da söylemişler. Ne söylemişler? Yalçın Küçük'e, hayır bende mektup burada. Biz Beştaş oynamıyoruz. Karamürse sepeti de değiliz. Ben yeni kitabımda nasıl çıktığını, o seçim kampanya, 22 Temmuz'da değil, o seçim kampanyasını bana anlatacaklar onda. Seçim kampanyasından önce Ahmet Necdet Paşa Hazretleri bir hafta öncesinde ne vardı Ucak Kahmi'ye ödül verecek? Ve Abdullah Gül'ün düzenlemesiyle. Bakın bana yazdığı mektup bu. Rica ediyor.
Bana hiç kızınlık yok. Beni de gel araştır, yardım edeyim sana diyor. Niye bunu söylüyorsunuz diyor. Yeni kitaplarında ben buna cevap vermedim. Görüyor musunuz yazdığım mektup? Şurada kırmızı vardı. Şurada kırmızı vardı. Devletin mektubuyla benden rica ediyor. Yani sizin bu iddianızı reddetmiyor ama araştırmanız hayır için efendim, kendisine niye? Reddediyor, yardımcı olmanızı reddediyor, istiyor. Reddediyor, reddediyor. Gel araştır diyor. Evet. Araştıracağım. İmam Hatip'in ortadan ayrılma, şimdiki karısının kocası nasıl oluyor da öz yurt soyadını alıyor? Araştıracağım. İslamcılarda ne yurt var ne öz var. Özü de bizim kitaplarda başka türlü. Hepsini araştıracağım. Söylesin. İyi bir ya bir korunma nedeniyle alınmış bir isimler vardır bir, onlardan biri. Ama şey yapalım bunlar. Hah, bu budur. Bu budur. Benim söylediklerim budur. Bunları mı söyleyeceğiz? Şimdi şu. Bu vesileyle bunlarda bunları mı söyleyeceğiz? Şuraya bakın. Bu hükümet ben bakın. Hep söylerim. Aşk, devrim, bilim, ayrıntıdır. Ben bunların hepsini okurum. Neye bakarım burada? Burada neye bakarım? Şuna bakarım. Ahime yeni aday göstermişler. Galatasaray Hukuk Fakültesi dekan yardımcısı Profesör Doktor Işık Karakaş'ı göndermişler. Ben derim ki bu düzende Tayyip Bey hükümetinde bu hükümette önemli yerlere sapateist olmayanları gönderemezler. Işık Karakaş. Bu onlara ders olsun. Geçelim mi öbür konulara? Evet, hemen burada bir şeye değinmek istiyorum. Bir reklam arası vereceğiz hocam. Bitti mi vaktimiz? İki dakika zaten. Sonra hayır, reklam arası vereceğiz. İki dakika sonra. Hemen ben hazır Sayın Gül'ün konusu gelmişken, Sayın Gül'ün evlat edilmesi de tartışıldı bu hafta içerisinde. 12 yaşında bir çocuğu evlat edilmesi. Kimilerince çok makul, kimilerince de bir benzetme yapıldı. Atatürk'ün o makamdayken evlat edinmeleri falan şu bu. Bu konudaki sizin görüşünüzü merak ediyorum. Haddini aşıyorlar. Bunlar şimdi konuşacağız. ATV ihalesi dolayısıyla. Evet. Bunlar takiye yapıyorlar. Reklamlardan sonra konuşacağız. Reklamları. Bunlardan haddini aşıyorlar. O yemeklerle şunlara. Bu kadar söyleyeceğim. Siz kim? Evlat edinmek kim? Bu kadar. Siz evvela şu benim söylediklerimi düzeltin. Bana yardım edecekse iyi bir danışmanı var. Diplomat Gürcan Türkoğlu'nu göndersin bana. Bütün bilgileri de versin. Ben yeni kitabımda, yeni kitabım bu ay sonunda çıkar. Epilepsi ile orgazm, Musul seçimi. Orada bunların hepsini inceleyeceğim. O zaman görecekler. Şimdiye kadar Yüce Gök'e şükürler olsun. Ben ne yazdıysam doğru çıkmıştır. Daha hiçbir yanlışımı bulamadılar. Herkesten de rica ediyorum yanlışımı bulun. Yanlış olmak iyi bir şeydir. İnsan yanlışı olmalıdır. Benim şu anda yanlışım çıkmadı bu konularda. Bu kadar açık. Şimdi daha bir yığın konumuz var. Hiçbiri ihaleye giremiyoruz. Şuraya giremiyoruz. Siz bu işi çok sevdiniz bu sabatınızı bütün. Hayır ben sevmedim. Hı. İzleyicilerimizin merakı şuydu. Onu bizatihi açıklamanız için ben o soruyu yönelttim. Şeyden sonra bu iddialarınızın ardında sanki Musevi yurttaşlara karşı bir tavır gibi algılandı. Onun için onu aydınlatmanız için söyledim. Bana Hürriyet gazetesi manşetin üstünden yazdı. Yalçın Küçük de sapateist dedi. Olabilir dedim. Ben de şüpheleniyorum. Ben de. Olabilir. Şimdi de benim Çerkez olduğum üzerine yazılar. Yeni duydum. Çerkezler kitap yayınlamışlar. Beni de kendilerinden saymışlar. Evet. Ne güzel şeyler bunlar. İnsanın İbrani asıllı karışık olması da çok güzel. Ben onu söylemiyorum. Ben artık bu ülkeye Nakşibendi sabateist olup da bu ülkeye hiçbir sadakati kalmayanlarla mücadele ediyorum. İkisini birbirinden ayırsınlar. Ya onlar burada kalacaklar ya ben kalacağım. Devam edeceğiz. Sevgili seyirciler reklamlardan sonra yine birlikte olacağız.